8. sınıfın çılgın çalışkanları tekrardan merhaba. İstanbul Çalışma Fasikülü'nün 16. sorusuna gelmiş bırakmıştık. Haydi oradan devam edelim. Yukarıda bir mağazanın iki raflı vitrini verilmiştir. Birinci rafa uzunluğu 60 cm olan TV'ler yerleştiriyor. Bakın burada 60 cm'i görüyorsunuz. Ama 10 cm'de boşluk bırakmışlar. 60 televizyon 10 boşluk, 60 televizyon 10 boşluk, 60 televizyon 10 boşluk, televizyon, 10 boşluk diyerek gidiyor. Yani aslında bunun tekrar etme uzunluğu 70. Niye? 60 televizyon 10 boşluk 70, 70, 70 uzanıyor. Bakın sonuncusu da 70 oluyor. İkinci rafa uzunluğu 80 cm olan TV kutuları kenarlarda ve aralarda boşluk olmayacak şekilde düzülüyor. Şimdi gençlik burada da 80 santim 80 santim hep hiç boşluk olmadığı için 80 80 demek devam edecek. 80 80 80. Şimdi demem o ki bu raf uzunluğu 70-70 gitsek de denk geliyor. 80-80 gitsek de denk geliyor. Demek ki 70'in de 80'in de katı. Şimdi 70 ile 80 ortak katını bir bulalım. Yani ekok'u lazım bize. 70-80. Şimdi sıfırı görünce biz ne yapıyorduk? Bir 2-5 diyorduk. Sıfırlar gidiyordu. 7 ile 8 kalıyordu. Bu bir pratiğimizdi. E ondan sonra 7 ile 8 de aralarında asal olduğu için. Misal 2'ye bölerim, 2'ye bölerim, 2'ye bölerim. Şu 8, 4, 2 ve 1'e düşer. Bir de 7'ye bölerim. 7 de 1'e düşer. Al sana şu kadar bir sayı. Ha, hocam daha pratik yok muydu? Tabii ki vardı. Şimdi gençler 70 ile 80'in e, size ekokunu bulurken zaten 10 var değil mi ikisinde de? Şu 7 ile 8 aralarında asal mı? Evet. 7 kere 8 56 değil. Aralarda asal sayıların ekoku çarpımlarıdır. Yanlarda da bir ebob patlatın. 10 demiştik ebobuna. Ne yapar? 560. Burayı da çarpsanız 560 yapardı. Ama vitrinin uzunluğu 10 metreden fazlaymış. 10 metre dediğimiz onun yanına 2 sıfır atarsam 1000 santimetreden fazlaymış. E 560 santimetrede bir denk geliyorsa 2 katını alırım 1000'i geçerim. 560 çarpı 2 diyoruz. Çarpı 2 eşittir. 1120 santimetre. Kaç santimetredir diyor zaten. O zaman 1120 santimetredir. Bu vitrinde kaç adet TV ve TV kutusu vardır? Şimdi TV'yi bulurken ne yaparız? Biz bu 1120'yi neye böleriz? 70'e 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 böleriz. 70'e böldüğümde bundan tam 16 tane çıkar. Bu 1120'yi biz 80'e 80'e bölersek bundan da 14 tane çıkar. Bu 14 tane TV kutusudur. Bu ise TV'nin kendisidir. Atatürk Barajı yıllık 8900 gigawatt elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin %20'sini tek başına karşılamaktadır. %20 deyince aklıma benim 5'te 1'i geliyor sizin. Yani tüm santralleri bulacak olsam ben işte bunu tam 5 ile çarparım. Bulacağım değer tüm elektrik santrallerinin ürettiği kurulu güç olur. 8900'ü hemencecik bir 5 ile çarpalım tamamını bulalım. 0 0 45'in 5'i elde var 4. 5 2 9 40 44. Bu kadar gigawatt elektrik tüketiyor. Yalnız bu ne kadar wattmış? 10 üzeri 9 watt. Bize ne kadar soruyor? Kaç watt? O zaman biz bunu ne yapacağız? Çarpı 10 üzeri 9 diyeceğiz. Bir de en sonunda bilimsel gösterim yapacağız. Bilimsel gösterimi öğrenmiştik. Virgülden önce bir sayı olacaktı sadece. 4, 4, 5, 0, 0 bir de 10 üzeri 9 ile çarptığımızda watt oluyor. Daha sonra arkadaşlar bu bir sondaki virgülü virgül yok ya virgül varmış gibi kabul ediyoruz. Şöyle bir 4 basamak sola doğru kaydırırsak Sola doğru kayınca artı oluyordu biliyorsunuz. 10 üzeri ne oluyor? 13 oluyor. Burası 10 üzeri 13. Burası da 4,45 oluyor. Sondaki sıfırlar yazılmıyor çünkü. Çarpı 10 üzeri 13 bizim cevabımızdır. 18. soruda Giresun ve Levent iki fındık çeşidi varmış. Bu fındıkların kilogram fiyatları verilmiş ve de kalitelerinin çeşitleri yazılmış. Diyor ki bize. Giresun ve oradaki fındık ekilen alanlar sırasıyla 120 bin hektar ve 200 bin hektardır. Hemen şuraya bir Giresun yazalım. Giresun. Şuraya da bir ordu yazalım. Giresun 120 bin hektar ekiyormuş. Ordu da 200 bin hektar ekiyormuş dedik. Giresun her 2 hektar için 1 ton. Yani yarısı kadar. Hektarın yarısı kadar. Hemen bunu 2'ye bölersem ne olur arkadaşlar? 60 bin ton alıyor. 1 tonda 1000 kilogram olduğu için burayı da 1000 ile çarparsak biz 3 sıfır daha atarız. 60.000'in 60, yanına 3 sıfır atarsam bu kadar kilogram oluyor. Birazcık da orduya bakalım. Ordu da hektar için 0,75 ton. Şimdi arkadaşlar bu 75 bölü 100'ü biz sadeleştirirsek 25 ile sadeleştirelim. 25'e bölelim 3, 25'e bölelim 4. Dekarın 4'te 3'ü. O zaman ben bunu bir 4'e bölüp 3'le çarpacağım. 4'e böldüğümde ne olur? 50.000 50.000'i bini de ben 3 ile çarparsam çarpı 3 eşittir. 150.000 ton ton mahsul alırım. 1 ton da 1000 kilogramda. İşte işte burayı bir de 1000 ile çarpacağız. Kilograma çevirelim fiyat bulacağız çünkü. 150 tonu şu şekilde 3 sıfırda attığımızda ne oldu? 150 milyon oldu. Kilogram. Şimdi laf nereye gelecek? Kaç kilo mal aldığımızı gördük. Şimdi biz bunlar bir de fiyatla çarpacağız. Kilogram fiyatlarıyla çarpacağız. Ve cebimize girecek paraya, paraya bakacağız. Onu da bilimsel göstereceğiz. Şimdi şu Giresun'u biz neyle çarpacağız? 17 ile. Şu 6 sıfırı unutalım. 60 ile 17'yi çarpalım. 17, 60 çarpıyorum. Sıfırı sonra atarım. 6 kere 42 elde var. 4. 6 kere 6. 4 daha 10. Sıfırı da sonra attım. Çarpı. Burada kaç tane sıfır unutmuştum ben? 6 tane. 10 üzeri 6 TL para yaptı. Tabi bize bilimsel dediği için şu sondaki sıfır virgülü şuraya kaydıracağım. Birden hemen sonraya. 1,02 çarpı. 3 basamak kaydı için de üstü 3 arttıracağım. Ne olacak? 10 üzeri 9 TL. Bu Giresun'un bilimseli. Giresun'un biraz da orduya bakalım. Ordu 16,5 diyor. Çarpı burası. Şimdi gençler şu biz 6 sıfırı unutalım. 150 ile çarpacağım ya. Size biz geçmiş yıllarda pratik verdik. 150 çarpı 16,5 yerine şu sıfırı silerim. Şu virgülü şuraya kaydırırım. 15 ile 165'i çarpmak aynı şeydir. Bir yeri 10'a bölerken bir yeri 10'la çarpmış oluyorsun dolayısıyla. Hadi şu da çarpalım. 165 ile 15'i bir çarpalım. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 6 30. 2 daha 32 elde var bu sefer 3. 5 kere 5 3 daha 8. Bir de 165 yazarız toplarız. 5 7 14 4 elde var. 1 1 1 daha 2. Neymiş? 2475 çarpı burada unuttuğumuz sıfırları getirelim. 10 üzeri 6. Tabi bu bilimsel gösterim değil. Ne yapacağız? Sondaki virgülü getireceğiz. Aha buraya yazacağız. 2,475 çarpı 10 üzeri 3 basamak geldiğimiz için onun üstünü artı 3 ekliyoruz. Artı 9 oluyor dolayısıyla. Bu da neyin kazandığı? Ordu fındığının kazandığı para. Verim hektar başına elde edilen ton cinsinden ürün miktarıdır. Trabzon'da Giresun ve Lemont kalite fındıklarının üretildiği 200 ve 250 hektar fındık bahçesi vardır. Hektar başına verimi sırasıyla elli ve yüzde %40. Şimdi elli yarısı kadar demektir. 200'ün yarısı nedir arkadaşlar? %50 deyince yarı aklınıza geliyor değil mi? Eşittir 100 ton almışız. Kimden aldık? Giresun fındığından. Giresun. Şimdi diğerine bakalım. %40'ı gelin sizde sadeleştirelim. 40 bölü 100'ü. Sadeleştirdiğimde 10'da 4'ünü alacağız. Şimdi 250'yi 10'a bölüp 4'le çarpacağım. 250'yi 10'a bölersem sıfırlar gider 25. 25 ile de 4'ü çarparsam Ana oradan da 100 ton geldi. Şimdi mahsulün kilogramı aynı. Şimdi bize diyor ki kimden daha fazla üretiriz? E kilogramlar aynıysa pahalı olandan daha çok para gelir. Kim pahalıydı? Giresun fındığı pahalıydı. O zaman Giresun fındığından daha çok para alırız. Kimden? Ordu ya da Levante fındığından. Levan, Levant fındığından Giresun fındığı daha çok para tutar. Çünkü o 17 lira diğeri 16,5 lira. Yukarıdaki sayıları bilimsel olarak gösterip aşağıda verilen yönergeler takip ediniz. Her satır ve sütunda üste yazan sayılar yalnızca bir kez yer alacak şekilde diyagram doldurunuz. Diyagramlar yerine harfte kullanabilirsiniz diyor. Şimdi burası çok önemli. İyi okuyun. Karelerdeki sayılar arasındaki ilişki ok işaretiyle belirtilmiştir. Sembolün okun sivri ucundaki sayı küçük sayı göstermektedir. Yani şöyle bir ok görüyorsunuz ya çocuklar. Buraya küçük sayı yazıyorsunuz. Şuraya da büyük sayıyı yazıyorsunuz. Şimdi biz şu A neymiş bir bakalım. A eşittir. 370'in yanına 3, 6 tane. 378'in yanına 6 tane 0. Biz bunu şöyle düşünebilir miyiz? 378 çarpı 10 üzeri 5 diye. Gelin bir de B'ye bakalım. 23'ün yanına 6 tane 0 atmışlar. 3, 6 tane. Şimdi biz bunu şöyle düşünebilir miyiz? Hani burayı 5 yaptık ya karşılaştırmak için. Şunun 5 tane 0'ını şöyle alsak. 230 çarpı 10 üzeri 5'tir desek. Niye? Karşılaştırmamız kolay olsun. Burada A'nın B'den büyük olduğu apaçık ortaya çıktı. Bir de şu C ile D'ye bakalım. C 0 1, 2, 3, 4 tane 0 bir de 87'ymiş. Biz virgülden kurtaracak olsak 6 tane basamak gelirim. Direkt 87 çarpı 10 üzeri eksi 6. Sağa gittik ya bu sefer eksi 6 dedik. Bir de D'yi 6 basamak sağa gidelim. Maksat 10 üzeri eksi 6'lar eşit olsun. 0, tane 0 bir de 685'miş. Şimdi ben burayı şöyle 6 basamak sağa gidersem. Nereye gelirim? 6,85'e. 6,85 çarpı 10 üzeri eksi 6. Şimdi en büyük kim burada? En büyük bir kere A ile B arasından seçilir. 378, 230'dan büyük olduğu için A büyüktür B'den. Şimdi C ile D'ye bakalım. Onlar çok minnacık sayılar. C'miz 87 çarpı 10 üzeri 6. Diğeri 6,85. 87 daha büyük olduğu için C büyüktür D'den. A, B, C, D'yi sıralamasını bulduk. Artık kolay. Şimdi şuraya bir odaklanın arkadaşlar. En büyük buraya. Yani A, B'den büyük. B, C'den büyük. C'de D'den büyük. Şöyle bir O çizdiği için büyükten küçüğe doğru orayı bir yaptı. Şimdi aynı sıralama şura içinde geçer arkadaşlar. Bakın büyükten küçüğe doğru sıralanmışlar. Devam oklara iyi bakın. O zaman burası A, B, C D yine olmak zorundadır. Şimdi şuradaki oklara bakın. Buraya biz A dersek B'yi kullandık. Buraya C, buraya D dememiz gerekiyor. Şimdi şu yukarı kısma bakacak olsak C'den küçük bir tek D var. Ortadaki kısma baktığınızda bakın sadece ne eksik olmuş arkadaşlar? A, B, D bir tek C var. Şuraya baktığımızda ise gördüğünüz gibi C büyüktür D'den C büyüktür D'den. Bayağı da iyi gidiyoruz. Şimdi şuraya baktığımızda bizim C'den büyük ne var? B ve A'mız var. B burada kullanıldığı için mecbur ne yazacağız buraya A. Şimdi buraya A'yı kullandık. Alttan ikinci sıraya bakalım hemen. A C B kullanmış. Ne kaldı geriye D. Şimdi sol sağdan e, ikinci sıraya bakalım. D C A kullanmış. Ne kaldı geriye B. En alt sıraya bakın. D, A, B kullanılmış. Geriye ne kaldı? C. En son sıramızda A, D, C kullanıldı. Geriye ne kaldı? B. Hepsini de bulduk. Çünkü her satırda ve her sütunda her harf birer kez kullanılacak demişti. Bir numaralı soru işaretinin yerinde ne var? C var. İki numara soru işaretinin yerinde B var. Üç numaralı soru işaretinin yerinde A var. Dörtte yine C var. 5'te de D var diyoruz. 20. soruda tablodan bir şeyler bulup bulup şifre dolduracağız. Eğlenceli bir bulmaca. En küçük asal sayı kaçtır arkadaşlar? 2'dir. 2'yi buluyoruz hemen. Neyi var 2'de? C. Hemen buraya bir sorunun cevabına C'yi yazdık. İkinci soruda EBOB 21 ile 35 diyor. 21 3 çarpı 7. 35 ise 5 çarpı 7. İkisinde de ne var burada? 7. Evop diyor çünkü ikisinde de olan lazım, ortak bölen. 7 nerede var arkadaşlar? A'da var gördüğünüz gibi. Hemen ne diyoruz 2'nin cevabına? A diyoruz. 66 sayısının en büyük asal çarpanı. 66'nın yanına çizgiyi çekin arkadaşlar. 2'ye böldüm 33. 3'e böldüm 11. 11'e böldüm 1. En büyük asal çarpan 11'dir. 11'in olduğu gördüğünüz gibi burada ne var? H harfi var. 3. sorun cevabı H'ymiş. Ekok 20-24 diyor. 20 ile 24'ü şuraya sizin için yazayım ve yanına çizgiyi çekeyim. 2'ye böldüm 10'a 12. 2'ye böldüm 5'e 6. 2'ye böldüm 5'e 3. 3'e böldüm 1'e 5. 5'e böldüm 1'e 1 dedim. Sonra ne oldu? 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 3 kere 8 24. 5 kere 24 120. Bunun cevabı 120'ymiş. 120'yi aradık i harfiymiş gördüğünüz gibi. Cahi. Cahi ile başlayın kesin. Cahittir. Yine de bakalım. 108 sayısının asal çarpanlarının toplamı. 108 diyelim şuraya ve algoritma çizgisini çekelim. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Gördüğünüz gibi 2 ile 3'lerden oluşuyormuş. Hani sadece asalları topla diyor ya o yüzden. 2 artı 3'te ne yapar bunun cevabı? 5. 5'i bulacağız. Gördüğünüz gibi 5 nedir? T. Cahit. 6'ya bakalım. 8 sayısının en büyük ve en küçük çarpanı. 8 nelerden oluşur? 1 çarpı 8 olabilir. 2 çarpı 4 olabilir. Başka da yok. En büyük çarpanla en küçük çarpan 8 ile 1. 8 eksi 1 cevabı ne olur? 7. 7 sonucunu bulacağız. 7 A'ydı. Hemen buraya A'yı yazdım. 12 ile 20'nin ek oku diyor. Onu da şurada bulalım. 12 ve 20'nin yanına çekelim çizgiyi. Ek oku biliyorsunuz oluşan her şeyi çarpıyorduk. 2'ye böldüm 6'ya 10. 2'ye böldüm 3'e 5. 3'e böldüm 1. 5'e böldüm 1. 2 kere 2 4. 3 kere 4 12. 5 kere 12 de 60 yapar. Şuraya bir 60'ı yazalım. EBOB 5 ile 12 diyor. Çocuklar 5 ile 12 aralarında asaldır. EBOB'u da 1'dir. Birden başka bir şeye bölünmezler zaten. Toplayı vereceğiz bunu. 61 yapacak. 61'i bulalım. 61 gördüğünüz gibi R. Hemen R'yi yazdık. Şimdi 8. soruda A denilen şey şuymuş. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 4. B denilen şey de 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1'miş. EBOB diyor. EBOB diyorsa ortakların üstü küçük olan alacaktık. Şimdi şu ikilerimiz ortak. Üstü az olan hangisi? B'deki 2 üzeri 2. Bunların EBOB'u 2 üzeri 2 çarpı ortak olan bir de 5'ler var. Bakın birisi 5 üzeri 1 birisi 5 üzeri 4. Ortaklardan üstü az olan alıyorsunuz EBOB'da demiştik. O da nedir? 5 üzeri 1'dir. 4 çarpı 5'ten o da ne yapar? 20. Hemen 20'yi buldum. F. Cahit Arf. Ünlü bilim adamı. 21. soruya bakalım. Bir saat tasarımcısı yandaki gibi bir saat tasarlamıştır. Bu saati tasarlarken 2'nin doğal sayı kuvvetlerini kullanmıştır. Şimdi arkadaşlar nasıl bir şey kullanmış bakalım. Burayı gördüğünüz gibi 2'nin 0. kuvveti, 2'nin 1. kuvveti, 2'nin 2. kuvveti, 2'nin 3. kuvveti diyerek. Işık yanan yerlere bakın. 2'nin 0. kuvveti ile 2'nin 2. kuvvetin olduğu yerlerde yanmış. 2'nin 0. kuvveti 1'dir. 2'nin karesi de 4'tür. Bunları toplarsam 5 olur. Bakın 5. Şimdi dakikaya bakalım. Sıfırıncı kuvvet, birinci kuvvet, ikinci kuvvet, üçüncü, dördüncü, beşinci kuvvet. Nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 2 ile 3 yanmış. Bakın 2 üzeri 2 ve de 2 üzeri 3 demiş. 2 üzeri 2 4'tür. 2 üzeri 3 de 8'dir. Toplarsam ne yapar? 12. O yüzden 5'i 12 geçiyor diyor. Ne zaman? Gördüğünüz gibi öğleden önce 5'i 12. Ha, hemencecik sorumuzu çözelim artık. Hemen sıfırıncı kuvvet, birinci kuvvet, ikinci kuvvet, üçüncü kuvvet dedim. Şimdi saat kısmına bakıyoruz. Saat eşittir 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2. 2 üzeri 1 2'dir. 2 üzeri 2 de 4'tür. 2 4 daha ne yapar? 6. Dakika kısmına gelelim. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 dedik. DK yazalım. 2 üzeri 0 da var bir ışık. 2 üzeri 2 de var. Bir de 2 üzeri 4 de var. Bu 2 üzeri 0 1'dir biliyorsunuz. Bütün sayılar 0. kuvveti 1'dir çünkü. Artı 2 üzeri 2 4'tür. 2 üzeri 4 de 16'dır. Toplarsam 21 yapar. Bir kere 0,6 21'dir saat. Ama öğleden önce mi öğleden sonra mı Işığa bakıyoruz hemen? Öğleden sonra. Öğleden sonra ise bu. Öğleden sonra ise biz buna 6, 21 demeyiz. 18,21 deriz değil mi? Bunu kullanmayız. Bu sabah için geçerli. 18,21 A şıkkında vardır. Saat öğleden önce 9.35 olduğuna göre bu saatte kaç ışık yanmalıdır? Hemen bir tabloda biz yapalım bunu. Evet tabloyu yaptık. Şimdi saat kısmına bir bakın arkadaşlar. Ne var? 2 üzeri 0 artı 2 üzeri 3. O da nedir? 2 üzeri 0 1'dir. 2 üzeri 3 de 8'dir. Toplarsam ne yapar? 9. Bakın 9'u bulduk. Şimdi neyi bulacağız? 35 geçecek. Bakın ne yazmışız dakikaya. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 5 yazmışız. 2 üzeri 5 32 demektir. 2 üzeri 1, 2 34 yaptı. 2 üzeri 0 da 1 ne yaptı? 35. dakika. Saat 9.35. 1.8 daha 9 yapmıştı. 9.35'i bulduk. E bir de ne? Öğleden önce. Kaç tane lamba yandı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane lamba yandı arkadaşlar. Bir şirkette 3 farklı kağıt üretilmektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü hamur kağıtlar. Tabloda üretilen e, ortalama kağıt türü, kağıdın satış oranı ve adet fiyatları verilmiş. Biz buna göre doğru olana D, yanlış olana Y yazacağız. İkinci hamur kağıtlardan 8 üzeri 6 adet satış yapılmıştır. Şimdi satış oranlarımız burada arkadaşlar ikinci satırda. Ne kadar üretilmiş ikinci hamur? Öncelikle ona bakalım. 16 üzeri 12. Peki 16 2'nin kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. 2'nin 4. kuvvetinin bir de neyi var? 12. kuvveti. Üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 48 tane üretilmiş. Peki ne kadar satılmış? Yarısı. 2'ye böleceğiz o zaman. 2 üzeri 48'i biz 2'ye bölersek 2, bölü, 2 üzeri 1'e o bir yukarıya eksi 1 diye çıkar. O zaman ne olur? 2 üzeri 40 doğru cevabımız bu olur. Yalnız bize böyle demiş. Bu 8 2'nin küpü değil miydi arkadaşım? 2'nin küpünün bir deneyi var? 6. kuvveti. Üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 18 üretilmiştir diyor. Ama biz doğru cevap 2 üzeri 47 diyoruz. Kesinlikle nedir bu? Yanlıştır. Üçüncü hamur kağıtlardan 5 üzeri 5 TL gelir elde edilmiştir. Şimdi bir şeyin %20'si 5'te 1'i demektir. 1 bölü 5'i demektir. 5 üzeri 8'in 5'te 1'i yani 5'e bölünmüş hali kadar satılmış. Bunun üstünde 1 var. Yukarı eksi olarak geçer. Ne olur? 5 üzeri 7 olur. Bu kadar satıldı. Satıldı. Peki tanesi kaç liradan satıldı? Tanesi bu kadar liradan satıldı. Tanesinin fiyatı. E ne yapacağım? Adetle fiyatı çarpacağım. Kaç lira gelir elde ettiğimizi bulacağım. Yani 5 üzeri 7 ile 5 üzeri eksi 2'yi çarpmam lazım. Peki tabanlar eşitse üstleri ne yapıyordum ben? Topluyordum. 7 ile eksi 2'yi toplarsam ne olur? 5 üzeri 5 olur. Bize de zaten gördüğünüz gibi 5 üzeri 5'tir demiş. Yani bu doğrudur arkadaşım. Birinci hamur kağıtların tamamı satılmış olsaydı bu kadar gelir elde edildi. Şimdi birinci hamur 9 üzeri 11 hatta 3'e çevirelim bunu. 3 üzeri 22 olur değil mi? 3'ün karesi ya. Bunun hepsini satacağım kaç liradan? Aha bu liradan. Yani satış oranı değil. Burada hepsini satmış olsaydı diyor ya tamamı satılsın. 3 üzeri 22 çarpı 3 üzeri eksi 2. Tabanlar eşitse üstler toplanır. 3 üzeri 20 yapar. 3 üzeri 20. O zaman doğrudur bu da. Öyle diyorlar çünkü. Adet fiyatı en fazla olan kağıt çeşidi 3. hamur kağıdıdır diyor. Şimdi 3 üzeri eksi 2 ne demektir? 1 bölü 9. 2 üzeri 3, eksi 3 1 bölü 8 bu da 1 bölü 25'tir. Şimdi burada diyor ki bize adet fiyatı en fazla olan diyor. En fazla olan burada 1 bölü 8'dir. En az olan 1 bölü 25'tir. Bu en az olan. Yani yanlış diyor. Üçüncü hamur kağıt en pahalısıdır diyor. Olur mu öyle şey? Birinci hamurdan 3 üzeri 19 gelir elde edilmiş. Peki bu 3 üzeri 22 idi. 9'u 3'ün karesi olarak çevirdikten sonra işlem yaptık. Bunun 3'te 1'ini satmışız. Hemen 3'e bölelim. 3 üzeri 1'e bölelim yani. Bu 1'i yukarıya eksi 1 diye geçerse ne olur? Satılan adet 3 üzeri 21 olur. 3 üzeri 21 tane satılmış ve tanesi 3 üzeri eksi 2 lira. 3 üzeri eksi 2 ile çarpacağız. Tabanlar eşit üstleri topla 3 üzeri 19 olsun. 3 üzeri 19. Bize de zaten 3 üzeri 19 diyor. Bunun cevabı da doğrudur. Alman din standartlarına göre A0, B0, C0 olmak üzere 3 kağıt ölçüsü vardır. Bunlardan birisi de A0 çeşididir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir matbaa etkili okuma faaliyeti yürüten bir okul için 126 sayfalık hikaye kitapları basacaktır. Matbaa bu kitap basımı için A0 kağıdını alıp her birini hiç atmayacak şekilde A5 boyutuna getirecektir. Her kağıdın her iki yüzünü de kullanacakmış. A5 boyutunda 126 sayfalık kitabın basım için en az kaç adet A0 kağıdı kullanılır diyor. Şimdi gördüğünüz gibi bundan 1 tane A4'ten 2 tane yapıyor. Bu da 2 2 daha kaç tane? 4. Bu da 4 4 daha 8. Bu da 8 8 16. Bu da 16. On 16 altı, on altı. toplarsam 32 tane A5 yapar. A5. Yalnız 1 yüzü biz 2 yüzüne de yazdığımız için bu 1 tane yazalım. 1 tane A0 kağıdı kağıdı 64 sayfa basar. Sayfa basar. Peki iki tane alsak yeter mi? İki tane desek şöyle A4 kağıdı 128 sayfa basar. Peki bizim kaç sayfalık kitabımız var? 126. Biz kaç tane basabiliyoruz? 128. Demek ki iki tane bize A0 sayfası yetiyor. İki tane A0 sayfasından 120 sayfa çıkıyormuş çünkü. Bizim kitabımız 126 sayfa. Üst ifadelerle hazırlanan bir bulmacada değerleri aynı olan üst ifade yan yana dizilerek şifre oluşturulacaktır. Kağıtların ön yüzlerine harfler ve üst ifadeler yazılmıştır. Şimdi yan yana niye getiriyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya bir odaklanın. 2 üzeri 3 çarpı 4 üzeri eksi 1. 4 üzeri eksi 1 aslında 2'nin karesini yazsak şuraya. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 2 yapar. Onların da tabanlar eşit. Üstlerin toplarım 2 üzeri 1 yapar. Bakın bu da öyle. Bunlar birbirlerine eşit oldukları için bu şekilde yan yana getiriyorlar. O zaman burada H harfin yanında şurada ne var arkadaşlar? 2 üzeri eksi 2. Çarparsam ne olur buraya? 2 üzeri eksi 4 yapar. Bizim kutucuğumuzun şurası ne olması gerekiyor? Buranın da 2 üzeri eksi 4 olması lazım. Yani kural bu. Şimdi biz bu bulmacamıza bakalım. Bulmacamızda Harfin ilk kısmı neymiş? Şuraya bir harfimiz yazalım. B harfiymiş. B harfinin şurası neymiş? 2 üzeri eksi 6. Bizim bulacağımız buradaki böyle tablet yapılı şeyin şurası da ne olması lazım? 2 üzeri eksi 6 olması lazım. Şimdi şurayı bir ele alalım. Burasına bir bakıyorum. 1 bölü 4 üzeri 3. 4 üzeri 3'ü ben ikileştirsem. 1 bölü 2 üzeri 6 olur mu? Peki bunu da yukarı yazarsam ne olur? 2 üzeri eksi 6. Aradığım şey de o değil miydi? Demek ki onu buraya yazmalıyım. 2 üzeri eksi 6. i Ve burada ne var? 4 üzeri eksi 8. Gelin şu 4 üzeri eksi 8'i de 2 üzeri eksi 16 olarak yazalım. Belki iş görürüz. 2 üzeri eksi 16 bulacağız şimdi. Buraya getirecek olduğumuz Tabletin şurasına. 2 üzeri eksi 16 acaba nerede var? Şuna bir odaklanalım arkadaşlar. Şu kısmı alıyorum bakın. 8 üzeri eksi 5 dediğimiz 2 üzeri 3'ün eksi 5. kuvveti değil mi arkadaşlar? Evet. Bir de onu neye böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Yukarısı 2 üzeri eksi 15 olur. Aşağısı da 2 üzeri 1 olur. Bu 1'i yukarı atarsam eksi 1 diye geçer. 2 üzeri eksi 16'yı yaptık bakın. Demek ki buraya da ne gelmesi gerekiyormuş? Şuraya 2 üzeri eksi 16 yazalım. R. R'nin hemen şurasına baktık. 1 bölü 2. 1 bölü 2 dediğimiz şey 2 üzeri eksi 1'dir. Şimdi buraya 2 üzeri eksi 1'i yazdım. Ve buraya gelecek olan sayının da yine şurası 2 üzeri eksi 1 olması lazım. Hemen şuraya bir odaklanalım. Şu 16'yı yazdım. Bölü 2 üzeri 5. 16 dediğimiz şey 2 üzeri 4'tür. Bölü 2 üzeri 5. Şu 2 üzeri 5'i şuraya eksi 5 olarak yollasak 2 üzeri eksi 1 olmaz mı? Olur. Biz de zaten onu aramıyoruz mu? Arıyoruz. Hemen şuraya 2 üzeri eksi 1 dedim. U dedim. Peki U'nun burasında ne var? 2 üzeri 7. 2 üzeri 7 olan bir tane tablet lazım şimdi bize. Şuraya şöyle yapıştıracağımız. Orası 2 üzeri 7 olan Hemen şuna bir odaklanalım. Şuraya 4 yerine 2 üzeri 2 yazdım. 2 üzeri 5 de olduğu gibi yazdım. Tabanlar işte üstleri toplanı olur? 2 üzeri 7 olur. Ha, buraya zaten bizim ne gelmesi gerekiyordu şuraya? 2 üzeri 7 gelmesi gerekiyordu. O zaman buraya N'yi yazalım. 2 üzeri 7'yi de bulduk. Peki bu N harfinin şurasında ne var? Ona da bakalım. Tabanlar eşit üstleri toplayalım. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri eksi 11 ya. 2 üzeri eksi 6 olur. Burası 2 üzeri eksi 6 ise buraya yapacak olduğumuz şey de yine ne olması lazım? 2 üzeri eksi 6 olması lazım. Bakın burada biz 2 üzeri eksi 6'yı bulmuştuk. Ne harfiydi o? İ harfiydi. Aha i de yazdık. Harflere odaklanın şimdi ne yazıyormuş orada? Bi, ru, ni. Bu da ünlü bilim adamı. Resimdeki gibi yerden yüksekliği 3 metre olan salona yeni bir avize almak isteyen kişinin evine alacağı avizenin uzunluğu aşağıdaki sağlaması gerekmektedir diyor. Avize en az 10 santimetre uzunluğunda olacakmış. Yerden yüksekliği haş en az 170 santim olmalıdır diyor. Aha bakın buraya 170'i yazdım. Avizenin uzun satma cinsinden ikinin tam sayı kuvveti olmalıdır diyor. Avize mağazasında 15 farklı avize ve her avizenin istenilen uzunlukları mevcut ise yani her uzunluktan 15'er tane olacak. Şimdi biz şu 2'nin kuvvetlerine bir bakalım. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. Çünkü bize şu kadar uzunluk kalıyor. Şu kadar uzunluk dediğimiz 300 santimden 170 santim çıkartırsam 130 santimi geçmeyecek. O zaman 2 üzeri 7 de olur. 2 üzeri 7 de çünkü 128'dir. 130'u geçmeyecekti sonuçta. 64 de olabilir. Buradan 32 de olabilir. 16 de olabilir. Yalnız 2 üzeri 0 1 olamaz. Çünkü en az bizim 10 santim olacaktı. 2 üzeri 1 2'dir. 2 üzeri 2 4'tür. 2 üzeri 3 de 8'dir. Bunların hiçbirisi olamaz. Çünkü 10 santimden az burası. 10 cm'den az olduğu için olamıyor. Kaç farklı var burada? 4 farklı. Ve her birinden 15'er tane. 4 çarpı 15 60 farklı avize seçimi yapabilir. Doktora giden Büşra doktor 2 kutu ilaç vermiş. Kırmızı kutuda 20 mavi kutuda da 15 adet varmış. Şekilde de gözüküyor zaten. Büşra kırmızıyı bakın kırmızıyı 6 saatte bir. Hemen yuvarlak içine aldık. Maviyi de 8 saatte bir içiyormuş. Onu da yuvarlak içine aldık. Ancak iki ilaç aynı anda denk geldiğinde ilaçlardan yalnızca birisini içmesi gerekmektedir. İlk denk geldiğinde kırmızı. Bak bu da çok önemli. Hemen yuvarlak için aldık. İkinci denk gelmede de mavi ilacı alıyor. Salı sabah 9.00'da mavi ilacı. Bundan 6 saat sonra da kırmızı ilacı içerek tedaviye başlamıştır. Büşran hangi ilacı önce biter açıklayınız. Şimdi biz bir 6'nın katlarını bir de hemen altına 8'in katlarını bir yazalım katlarını yazdıktan sonra ilk başta mavi ilacı 9'da alıyor. Bundan 6 saat sonra kırmızı ilacı diyerek başlıyor. 9'da niye 00 yazdım? Hani ilk başlangıç zamanı olduğu için. Sonra 6 saat geçince bunu sonra 2 saat daha geçiyor. Yani 8. saatte bunu alıyor. Birincisi kırmızı ilaçlardı, kırmızı. İkincisi ise mavi ilaçlardı unutmayalım. İlk denk gelmede kırmızı ilacı içecek. 24'te denk geldiği için kırmızıyı içti. Daha sonra denk gelmede mavi. Daha sonra denk gelmede yani 24-24 e artıyoruz. 24-48 72'de bunu. Bir sonraki 24 yani 96'da bunu. Bir sonraki 24'e eklersem 120'de bunu. Bir sonraki de zaten büyük ihtimal denk gelmez. 144 yapar. Bakalım acaba burası soru işareti diyelim. Şimdi 24'te kırmızı alıyorsa mavi almıyor. 48'de mavi alıyorsa kırmızı almıyor. 72'de biri varsa biri yok. 96'da biri varsa biri yok. 120'de biri varsa biri yok. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi kırmızımız bizim 20 adetli. 20'ye kadar gidelim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ilaç. İşte burası bizim bitişimizdir. Bitiş. Hemen diğerine bir bakalım. Kaç tane ilacımız var? 15 tane mavi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İşte 136. da da kim bitiyor? Bizim mavimizin bitişi. Hangi ilaç önce bitti gördüğünüz e, gibi? 136 136'da biten ilaç kim? Mavi. Mavi önce biter. Önce biter. Büşra son ilacı hangi gün ve saat kaçta içmiştir? 138. saatte içmişti. Ne zaman? Kimi? Kırmızıyı. En son ilacı diyor. Hangi gün hangi saat? Şimdi biz bu 138'i gelin biz beraber şeye bölelim. 24 saate bir bölelim. 5 kere desem 5 ki 120 yapar. Çıkarttım 18 saat sonra. Neyden 18 saat sonra arkadaşlar? 0900'dan. Hemen 0900'ın üzerine bir 18 saat ekleyelim. Eklediğimizde ne olur? 2700. Şimdi 27 diye bir saat yoktur. 24'ü geçmiş. Hemen 27'den biz bu 24'ü çıkartırsak 0300'da Son ilacı içti. Son ilaç içildi. Peki hangi gün? Bu bizim günü bulmamız için ne yaparız? 5 gün 18 saat geçiyor. Şimdi bir kere 5 gün geçtiğinde bakın salıdan sonra bir 5 gün yazalım. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazara gelir. Pazardan sonra yalnız bir de 18 saat geçecek. 18 saat geçtiği zaman gece yarısını geçiyorsun. Yani hangi güne denk gelirsin? pazartesiye denk gelirsin. Bak unutma 5 gün 18 saat diyoruz. 18 saat ertesi günü atlamamıza sebep oluyor. Yukarıdaki bulmacada daire içine yazılan sayıların kendileri hariç en büyük 4 çarpanın bitişik olduğu 4 bölmeli kutunun içine yazılacaktır diyor. Yukarıdan aşağı ve sağdan sola aynı sayı iki defa yazılmayacak şekilde bulmacayı doldurunuz diyor. Şimdi şuradan 48'den başlayalım. 48 nedir arkadaşlar? 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16 4 çarpı 12 bir de 6 çarpı 8'dir. Kendisini almayacaksam şu 4 taneyi alacağım. Etrafına yazayım sonra içeri doldururuz. 24, 16, 12, 8. 24, 16, 12 ve 8. Şimdi 24'e bakalım aynı şekilde. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Bir de 6 çarpı 4'tür. Kendisi harici alacaksam aha şu en büyük bunları alırım. 12, 8, 6 ve 4. 12, 8, 6 ve 4. Bunları yerleştireceğim içeriye. Tek tek hepsini bir bulalım değil mi arkadaşlar? Şimdi 54'ü bir bulalım şurada. 54'ün çarpanlar neler? 1 çarpı 54, 2 çarpı 27, 3 çarpı 18, 6 çarpı 9, bir de 9 çarpı 6. Niye buraya aldık? Yani şuraya kadar olanını seçmek için. 27, 18, 9, 6. 27, 18, 9 ve de 6 yerleştireceğiz. Şimdi gelin bir de 100'e bakalım. 100'de neler var? 1 çarpı 100, 2 çarpı 50, 4 çarpı 25, 5 çarpı 20, bir de 10 çarpı 10 var. En büyük olan gördüğünüz gibi 50, 25, 20 ve 10. Hemen yanına yazalım. 50, 25, 20 ve de 10. 50'li çarpanlarına bakacak olsak 50'de neler var? 1 çarpı 50, 2 çarpı 25, 5 çarpı 10, 10 çarpı 5, bir de 50 çarpı 1 var. Kendisi hariç en büyük çarpanlar burada nedir arkadaşlar? 25, 15 ve bir de şurada 2 var. Yazalım 25, 15 ve 2. 25, 15 ve de 2. 90'a bakalım 90'da neler var. 1 çarpı 90 işimize yaramıyor tabi. 2 çarpı 45, 3 çarpı 30, 5 çarpı 18, bir de 6 çarpı 15. Bu kadar yeter bana çünkü 4 tane gerekiyor. Şu 4 taneyi alsam yeter. 45, 30, 18, 15. 45, 30, 18 ve de 15. 60'a da baktık mı iş bitiyor arkadaşlar. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, bir de 5 çarpı 12'yi yazsam ve şunun 4'ünü alsam yeter. Yazalım 30, 20, 15 ve de 12. Şimdi bunları adamların dediği gibi yukarıdan aşağı ve sağdan sola aynı sayı iki defa yazmayacak şekilde bulmacayı doldurmamız gerekiyor. Hadi itinalı bir şekilde siz deneyin, biraz da ben deneyeyim. Burayı doldururken dikkat ettiğim noktalar neler oldu arkadaşlar? Misal bakın şuraya 10 yazarken bu sütuna bir daha 10 yazmamak için şuradaki 10'u buraya yazdım. Örneğin burada 12'yi kullandıkları için ben diğerinin 12'sini gördüğünüz gibi buraya yazdım. Bu şekilde dikkat ettiğim birkaç nokta oldu. Siz de umarım dikkat etmişsinizdir. Verilen iki doğal sayının tüm pozitif çarpanları yazılır. Sadece birinci çar sayının çarpanı olan sayılar birinci kutuya, sadece ikinci sayının çarpanı olan sayılar ikinci kutuya, her ikisinde çarpan olan sayılar üçüncü kutuya atılır diyor. Ortak kutuya yani. Bakın ikisinde de bir var, ortak kutuya attılar gördünüz mü? İkisinde de iki var, ikiyi de ortak kutuya attılar. Bir de ikisinde de dört var, dördü de ortak kutuya attılar. Şimdi soruda da onu diyor zaten. Bu işlem sonrasında ortak kutuda sadece bir sayısı bulunan 5 tane sayı çiftini örnek veriniz. Şimdi arkadaşlar sadece bir ortak olacaksa aralarında asal olması lazım. Mesela ben size ne desem. 15 ile 16. Hani hep deriz ya ardışık sayılar aralarında asaldır. İşte 15 ile 16 aralarında asal olduğu için ortak çarpanı sadece bir vardır. Mesela ne diyelim? Başka iki tane asal sayı yine aralarında asaldır. 23 ile 29 diyebilirsiniz. Ya da birbirlerine hiç bölünme. 3 kere 5 15 ile 7 kere 11 77. Bakın bu da aralarında asaldır. Yine aynı şekilde iki tane asal sayının çarpımı 2 kere 3 6 ile 5 kere 7 35 de aralarında asaldır. Hadi bir tane daha sallayalım sizinden. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. 1 ile 100. Yine aralarında asal olduğu için sadece ortak bölen ne vardır? 1 vardır. 5 tane ben örnek verdim. Bir 5 tane de siz verin. 8'ler kısa sorulara başladık. Bir sonraki videomuzda bu kısa kısa soruları çöze çöze devam edelim inşallah. Bu videoda sizi yeterince yorduk. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bay bay.